Selamlar arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi şöyle biraz toplanalım ondan sonra başlayalım. Oy. Hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Valla piyasa güzel. Artık keyiflerin yerinde olması lazım diye tahmin ediyorum. Yani piyasa yükselirken keyiflerin yerinde olması lazım diye tahmin ediyorum. <laughs> şimdi dur ekran paylaşımı yapayım. Arkadaşlar öncelikle her zamanki gibi şu tweet'e etkileşim bırakırsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi hatırlatayım bunu öncelikle. Ondan sonra da yavaş yavaş başlayalım. Berk piyasa tırt bence demiş Can. Yok ya bence tırt değil o kadar da. Yani tırtlık tırtlık kadar şey değil. Kötü değil. Yüksel Oytun iyi yayınlar hocam demiş. Hoş geldin Yüksel. Şimdi dostlar iki gün önce dündü sanırım. Dün ya da ondan önceki gün. 22 Kasım öğleden sonra saat 1:52 atmışım bu tweet'i. Ethereum bunca badireye rağmen inanılmaz güçlü görünüyor. Altcoin'lerin daha fazla düşecek mecali kalmamış. Birçoğu neredeyse bir önceki yükseliş trendinde bulduğu dibini tekrar gördü. Tek seferde olmamak kaydıyla birkaç iki ayın önce ya da bir ayın önce anlatmıştım. Kademeli alımdan bahsetmiştim. Alıma başlamamak için hiçbir sebep yok. Bitcoin tarafını bir kenarda tutuyorum. Hakikaten de Bitcoin tarafını bir kenarda tutmak Ta yarar var gibi. Bu yükselmeyecek demek değil. Bitcoin yükselmeyecek demek değil ama Bitcoin'le alakalı fikrim yok. Burada da yazmışım zaten. Gerçekten bir fikrim yok. Ethereum'un ve altcoin'lerin mevcut görünümleri bu seviyelerden orta uzun vadeli alım yapmayı düşünen biri için oldukça vaatkar görünüyor diye yazmıştım. 22 Kasım 2022. Şimdi gelelim şöyle şuradan 22 Kasım'ı bir işaretleyelim. 22 Kasım saat yaklaşık 11-12 gibi. Saat 1'de atmışım ben bu tweet'i. E. Şöyle bir saatliğe geçelim. Tam böyle yerini işaretleyelim. 1. Bir daha kontrol edelim. 1.55. 2 diyelim hadi ona. Şu mu? Yani şu yükseliş başlamadan önce yazmıştım bunu. Bunun üzerine ne kadar bir yükseliş gelmiş hemen şöyle bir ölçelim mumun kapanışını şey yapacak olursak yaklaşık %5, %6'lık bir yükseliş var o saatten bu saate. Bu Bitcoin tarafında, Ethereum tarafına bakacak olursak ki Ethereum tarafının daha vaatker olduğundan bahsetmiştim. Bakın burası iki mumu, bir önceki bir mumu şuradan alacak olursak yaklaşık burada da %10. Yani kastettiğim şey de aslında buydu. Bitcoin tarafını kenarda bırakmaktan kastım. Bakın iki mumunun kapanışından bahsetmiyorum. Bir mumunun kapanışından aldım yükseliş mumu. Ardından şu an yaklaşık %10'luk bir e, yükseliş mevcut. Nitekim ben bu yükselişin biraz daha devam edeceğini de düşünüyorum. Neden? Bakın arkadaşlar önümüzde şu anda saatlik grafik duruyor. Tamam mı? Saatlik grafik. Şu zaman şeyini artık kaldırabiliriz bundan bahsettiğimize göre dip noktası burasıydı. Fiyatın aksiyonunu inceliyoruz. Fiyat aksiyonunu inceliyoruz. Bir düşüş var. Dip seviye yapılıyor. Dip seviyeden sonra bir tepki alımı ile karşılaşıyoruz. Ardından fiyat yavaş yavaş aşağıya doğru geliyor. Ve bir önceki yapmış olduğu dibin işte order blok olarak belirleyebileceğimiz bölgesinden hızlı bir tepki alıyor. Bakın şuradaki mum. Şöyle işaretleyelim. Bakın şuradaki mum. Tamam mı? Şu mumdan bir tepki alıyor. Dolayısıyla buranın güzel bir talep bölgesi olduğunu hemen böyle kenara yazıyorum ben. Böyle işaretliyorum da bu seviyeyi. Ardından bu sefer bu bölgenin order bloğunu da dikkate almam gerekiyor artık. Yani şu bölgeyi. Burası artık benim için bir destek alanı oldu. Çektim sağ tarafa doğru ve bakıyorum. Şunu da şöyle şurayı da temizleyelim. Tam seviyeleri görebilmek adına. Ops, dur. Şunu silecektik. Şimdi ilk yapılan dip noktanın fitili tam olarak burada. Bakın şöyle. Bakıyorum ve görüyorum ki fiyat hareketi bunun altına iniyor. Altına indikten sonra tekrar yukarı çıkıyor. Hemen alt zaman dilimine iniyorum bir saatlik grafiğe 15 dakikalığa da inebilirsiniz. Şimdi bu zaman diliminde yeni destek demin ki anlattığımız yerden neresi oldu? Burası oldu. Tamam mı? Bunu alıp sağ tarafa doğru çektiğimde fiyatın burayı test edip 1 2 bir 15 dakikalığa daha bir alt zaman dilimine daha inebilirim. Bakın şöyle. Fiyat geliyor. Tepkisini alıyor. Tekrar yukarı. Daha yukarıda bir dip. Bir daha yukarı çıkıyor. Bir daha aşağıya iniyor. Bakın burası yaklaşık 10 e, saat 2 mumunun başladığı yer. Burası mesela 13.45. İki kere tepki aldıktan sonra. Üçüncüsünde artık fiyat hareketine başlıyor. Bunun ardından takip ediyorum. Zirve nokta. Gelip yükseldikten sonra zirve nokta. Yeni yüksek 15 dakikalığa göre. Ardından bir konsolidasyon alanı, diplerin yukarı doğru çıktı, düz bir tepe, ardından üçgenin kırılımı, bölgenin en üst noktasını işaretledim, sağa doğru çektim, yükselişin ardından bir düşüş, retest, tekrar yukarı ve diplerin tekrar yukarı doğru gidişi. O halde şu anda net bir biçimde, tertemiz düşük zaman dilimin yüksek zaman diliminden düşük zaman zaman dilimine göre yeni bir trend başladığında en azından saatlik ve 15 dakikalık için bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir trend söz konusu. Peki 4 saatlik grafikte işler nedir? 4 saatlik grafikte de evet bir tepki alımı var ama 4 saatlik grafikte henüz tam olarak trend dönmüş değil. O da yaklaşık 17 bin dolarlara denk geliyor bitcoin tarafında. Birazdan Ethereum tarafına da bakarız. 17.000 dolar zirvesinin üzerine çıkmaya başladığında hemen grafiği takip etmeye başlayacağım. Zira bakın tam şurada yaklaşık 17.500'lere denk geliyor. Bir order block daha var. Neden burası önemli? Direnç alanı olarak şöyle işaretleyeyim. Bakın şurası direnç alanımız. Şöyle aldım sağa doğru. Burası neden önemli? Hemen buraya bakıyorum. Saatliğe geçtim hemen. Bakın şurası. Fiyat. Bakın şurası. Fiyat bir tepe yapıyor. Küçük bir geri dönüş. Tekrar yukarı. Altına. Tekrar üstüne. Dolayısıyla zirvenin üzerine çıkıp tekrar bir dönüş gerçekleştiriyor. Burası bizim bu zaman dilimine göre. Aslında şöyle işaretlemek daha doğru olur. Bakın şurası. Bunu da örneğin. Ee, mavi yapalım. Bakın şu mavi alan aslında bu saatlik grafiğe göre direnç alanı. Fiyat aşağıya indikten ve yeni yeni dip yaptıktan sonra dönüp retest yapıp aynı yerden sert bir satış yiyor. Bakın şurası sert bir satış yiyor. O halde benim şu anda satış bölgem arz bölgem burası. Bunu sağ tarafa doğru uzatıyorum. 17.500 ile 17.780 Yaklaşık 250 dolarlık bir alandan bahsediyoruz mevcut grafiğin 4 saatlik grafiğin 4 saatlik grafikte alabiliriz burayı mevcut 4 saatlik grafiğin direnç alanı saatlikten 4 saatliğe kadar olan Arayı da alabilirsiniz yani e, saatlikten başlayarak 4 saatlik grafiğe kadar bu grafiği takip eden birinin direnç alanı olarak takip etmesi gereken yer şu seviyenin üzerinde de artık yavaş yavaş trend değişmeye başlayacak Dolayısıyla burada nasıl bir şey bekleyebiliriz biraz spekülasyon yapalım Burada şöyle bir şey örneğin görebiliriz. Fiyat bu işaretlediğim sarı alanın üzerine çıktığında direnç alanına çarpıp bir miktar aynı şurada olduğu gibi konsolide olup ardından burayı aşabilir. Ya da trend aşağı yönlü kırılıp tekrar konsolide olmaya da devam edebilir. Ama şimdilik nihai hedeflememiz gereken yer şu alan. Bu alanın içinde bunu artık takip etmeye başlamalıyız. Yani eğer buradan alım yaptıysanız siz de benimle birlikte arkamıza yaslanacağız ve fiyatın minimum 17.000 dolara gitmesini bekleyeceğiz. 17.000 doları geçtikten sonra şu arada gerçekleşecek paterne göre bu bir continuation pattern mi olacak? Yani bir devam paterni mi olacak? Yoksa bir reversal pattern mi? Dönüş paterni mi olacak? Ona bakacağız şu alanın içerisinde. Burada yapacağı paterne göre kararımızı vereceğiz. Ya yükseliş devam diyeceğiz ya da düşüş diyeceğiz. Yine burada bir seviyeye daha dikkat çekmem lazım. Bakın şurada e, traderların, bakın şöyle şuraya ismini yazayım. MPL dedikleri bir seviye var. MPL dediğimiz şeyin açılımı şudur. Max Pain Level diyebiliriz buna. İşte maksimum acı seviyesi. Gibi bir anlamı var. Burası aslında çok MPL gibi de değerlendirilmez ama hadi öyle diyelim. Burada bir ara yükseliş var. Ada'nın videolarında da bu stratejiyi bulabilirsiniz. O da bundan bahsediyor. Ee, bakın burada fiyat ilk düşüşünü yapıp fitil olarak kaldıktan sonra bir tane bir aykırı mum var burada. Yani ana trendin tersine bir farklı bir mum olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burası da önemli bizim grafiğimiz için. Dolayısıyla bunu da yine aklınızda bulunması açısından bir direnç alanı olarak işaretleyebiliriz. Burada neler beklemeliyiz? Bakın burada birkaç tane seviye belirledim. Örneğin burada anlattığım şeyin bir benzeri konsolidasyon burada da gerçekleşebilir. Yani bu alanlar aslında bizim karar alanları dediğimiz yeni bir alım yapmaya ya da elimizdekini elden çıkarmaya karar vereceğimiz alanlar. Yani şu alan rahat geçilmesi gereken alan Buraya geldiğinde, burası bir karar bölgesi. Sarıdan şu yukarıdaki mavi bölgeye kadar rahat geçilmesi gereken bölge, şu bölge karar alanı. Bu iki alanın içerisinde de konsolidasyon görebiliriz, tamam mı? Şimdi belki peki buradaki sarı alan nereden geliyor? Onu anlatmadın. Hemen ondan da bahsedeyim sizlere. Şöyle biraz grafiği temizlemek istiyorum. Biraz şunları temizleyelim ki güzel bir şekilde anlatabileyim. Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımda şunu görüyorum. Şunu da bir temizleyelim. 4 saatlik grafiğe baktığımda şunu görüyorum. Zaten yukarıdaki alanı belirlemiştim. Ardından fiyat düştükten sonra aldığı tepki burada. Şöyle saatliğe gidip göstereyim size. Bakın. Fiyat yükseliş trendindeyken neyi kastediyorum? yükseliş 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 ilk low yani ilk yapılan düşük seviyenin ilk yapılan düşük seviyenin dibi burası. Ardından fiyat dönüyor, tekrar altına sert bir satış geliyor. Fiyat tekrar döndüğünde tepki aldığı yer burası. Bakın şurayı bir işaretledim. Aklımda bulunacak burası. Bunu sağa doğru uzattığımda fiyatın dip yaptığı yerden sonra hızlıca kalkıp gittiği yer ve satış yediği yer yine burası. Üçüncü kez yükseldiği zaman yine satış yediği yer burası. O halde burada ciddi bir satıcı olduğunu e, düşünebiliriz, varsayabiliriz. Yine bakıyorum, bakın fiyat düştükten sonra tekrar yükseliyor. Yine aynı yerden satış ve bu sefer aşağıya kadar daha da aşağılara kadar neredeyse bir e, satış dalgası var. O halde şu anda geçilmesi gereken kritik yeri 17.100 olarak Bitcoin tarafında yine söyleyebiliriz. Doğru mu? Burası benim için range'in içinde bir seviye olması hasebiyle önemli. Range'in içerisinde e, önemli bir direnç alanı, satış bölgesi, arz bölgesi. Bunun üzerinde daha önce sadece bir kere test edilmiş bir satış alanı var. Dolayısıyla benzer bir şey. Bakın burada da mesela birinci test, ikinci test. İkinci testte yine bir satış ihtimali görebiliriz. Bakın burada özellikle şuradaki harekete bakacak olursanız bakın şöyle küçük bir aslında daha alt zaman dilimlerinde muhtemelen daha iyi belli olan bir trend var. Dolayısıyla bu trend şurada tam kırılıyor. Kırıldıktan sonra fiyat aşağıya geliyor, tekrar yukarıdaki arz bölgesini test ediyor ve tekrar aşağıya doğru hareket ediyor. Dolayısıyla benzer bir şeyi burada görebiliriz. Aynı zamanda burası daha bir kere test edildiği için benzer bir şeyi burada da görebiliriz. Dolayısıyla buraya girdikten sonra Buraya geldikten sonra kararımızı burada oluşacak patern'e göre yani bir bakın trend kırılımı mı olacak? Örneğin bir ikili tepe mi olacak? Burayı ikili tepe diye değerlendirenler var, eşit tepeler diye değerlendirenler var. Dolayısıyla bu şekilde bu bölgeye geldiğinde karar vermemiz gerekiyor. Aynı şey yukarıdaki işte 18.200 ile 18.500 arasındaki 300 dolarlık bölge içinde geçerli. Tamam mı? Buraya kadar sorusu olan var mı? Bu arada canlı yayına like tuşuna basmadıysanız like tuşuna basın arkadaşlar. Siz sorularınız varsa sorularınızı yazın. Ben de bir duyuru yapayım. Biliyorsunuz Prime, Prime XBT benim kanalımın sponsoru. elimde 5 tane promosyon kodu var. Ee, bu promosyon kodları hesabınıza 1000 dolar yüklediğinizde 250 dolarlık, bu arada 999 olmuyor, 1000 olması gerekiyor minimum. 1000 dolar yük, yüklediğinizde 250 dolarlık ek bakiye sağlıyor. Ee, aranızda bunu kullanmak isteyenler olursa ben çete falan atmayacağım. Ee, çünkü hesabınıza para yüklemeden aktif olmayan bir kod bu. Yani yükledikten sonra hesabınıza para gönderdiniz, ee, ardından bu kodu kullanabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 1000 dolar yüklediniz. Kodu da girdiniz. Ekstra 250 dolar daha geliyor. Bunu kullanmak isteyenler varsa bu videonun açıklama kısmındaki PrimeXBT linkiyle üye olmanız gerekiyor. O linkin dışında üye olduğunuzda kod çalışmıyor. Üye olduktan sonra ve para yüklemesi yapmaya karar verirseniz bana mesaj atarak bugün mesaj atmanız gerekiyor. Yani bugün karar vermeniz gerekiyor. Son günü bugündü diyebiliyorum. Bir, bir iki günlük bir koddu zaten. Bana mesaj atarsanız bugün o elimde beş tane kod var. O beş tane kodu ilk mesaj atan kişilere göndereceğim bugün. Onu da duyurmuş olayım. Onun dışında bu videoyu sonradan izleyecek ve bu kodu kaçıracaklar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Yine bu videonun açıklama kısmında iki tane daha kod var. O kodları da kullanabilirsiniz. İşte komisyon indirimiyle alakalı bir kod var. E, 7000 dolara kadar yine bir ek teminat kazandıran bir kod var. O kodları da yine kullanabilirsiniz üye olurken. Diyeyim. Evet sorularınız yoksa devam ediyorum analize. İleriki gün veya haftalarda fiyat 21K'daki imbalansını kapatmaya gidebilir. Dengesizlik var çünkü. E, 21 binlerdeki imbalans dediğin şurası mı? Yani bilmiyorum, göreceğiz ama şimdi buraya odaklanmakta yarar var. Zaten 2-3 günde bir falan yayın yapıyoruz. Oraya geldiğimizde onu tekrar e, konuşabiliriz. Çok fazla bence grafikte imbalance var. 19.200 küsür dolarla 18.723 e, arasında da örneğin bir imbalance bölgesi var. Hocam Ethereum BTC'de müsait olunca bakabilir misiniz? Tabii Ethereum'a bakacağız şimdi de zaten. Benzer analizi orada da yapacağız. Ethereum grafiğine geldim. Ethereum grafiğindeki seviyeler neler? 4 saatlik grafiği açtım. Şöyle grafiğimi bir temizledim. Önce şunu göstermek istiyorum size. Günlük grafikte Ethereum'da yaptığımız dip seviyesinin altına inmedik. 881 dolardı. Yani yaklaşık yaklaşık işte 18 Haziran gibi yaptığımız dip burasıydı. Ethereum'da bunun altına inmedik. Bitcoin tarafında ise 18 Haziran'da yapılan dibin altına inildi. Bakın burası önemli. Ethereum dolayısıyla Bitcoin'e göre birazcık daha böyle sağlam durmuş gibi gözüküyor. Tamam mı? Bunu aklınızda bulundurun. Bakın şurası. Bitcoin 17.622'ye geliyormuş. Onun altına inmişiz. Zaten fiyatın düştükten sonra bakın mum kapanışını yaptığı ve düşüne devam ettiği ve bizim demin işaretlediğimiz yerde yaklaşık buraya denk geliyor. Bakın 4 saatlik grafiğe geçeyim. Bakın sarı seviye. Gördünüz mü? 17.622. Burası nereden geliyormuş o zaman? Bakın sol taraftaki 18 Haziran'daki dipten geliyormuş. Tamam? Ethereum tarafına döndüğümüzde Ethereum'da henüz o yapmış olduğumuz dip seviyenin altına inilmedi. O halde bu e, oldukça önemli bir detay. Tamam mı? Ardından şu bölgeye bakmanızı istiyorum sizlerden. Bakın bu bölgede de yine bir üçgenin tepesi, işte bir üçgen oluşumu, daha doğrusu diplerin yukarı gidişi, üçgen diyemeyiz buna pek de. Dipler yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor ve Tam olarak şurada bakın tam olarak şurada trend başlıyor. Yani şu mumdan itibaren yükseliş trendi başlıyor ve yaklaşık işte 2000 dolarlara kadar Ethereum'da giden bir fiyat hareketi var. 1000 dolarlık %50'lik bir yükseliş hareketi var. Şimdi burada yapacağım birinci şey şu. Geliyorum ve buradaki order bloğu işaretliyorum. Tamam mı? Burası benim destek alanı. Daha sonra bana destek olabilir. Bakıyorum. Fiyat yükselmiş, düşmüş, yaklaşıyor. Fakat bu bölgeye henüz gelmemiş. Şöyle uzatalım. Bakın. Fiyat düşüşünü yaptıktan sonra şuradaki düşüşünü, bakın burada da tepeler aşağıya gidiyor. Gördünüz mü? Bir düşüş trendi. Aslında şuradan başlayan bir düşüş trendi var. Tepeler aşağıya gidiyor. Burada destek alanından bir tepki alınıyor. İkili tep ikili dip gibi de değerlendirebilirsiniz. Fakat burası o halde önemli. O halde bu seviyeleri işaretlemek gerekirse üst sınır ve alt sınırını işaretledim. 1096'ya 1038. 4 saatlik grafiğe dönüp bakıyorum. Şimdi fiyat düşüyor. Düştükten sonra bir tepki alımı gerçekleşiyor. 4 saatlik grafikteki order block tam olarak böyle nokta atışı gözükmüyor. Saatliğe bir de bakmak istiyorum. Saatlikte gözüküyor mu diye? Evet, saatlikte bir parça daha dar bir alan. 4 saatlikteki o geniş alanı kullanmak istemedim açıkçası. Şöyle şu seviyeleri de çekelim. Bunları da şöyle kırmızı yapacağım. Ya da mavi e, mavi yapalım. Evet. Şöyle şunları da mavi yaptım. Ardından sağ tarafa doğru gidiyorum. Bakın mavi olarak işaretlediğimiz seviyeler bunlardı. Bunun bir miktar altına gidildiğini görüyoruz. Dipte bir wedge oluşumu. Bir reversal pattern'dir wedge. Bakın şurada. Tamam mı? Veç oluşumunu sayacak olursak. Tamam mı? 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardından vecin kırılımı. Kırılım şartları da gayet e, vec oluşuna uygun. Ve ardından yukarı doğru başlayan bir trend hareketi. Peki belki yukarıda bitcoin tarafında belirlediğimiz seviyeleri burada da belirleyebilir miyiz? Elbette belirleyebiliriz. Burada ethereum tarafında bakın ilk, ilk olarak şu seviyeyi göstermek istiyorum. Bir aykırı bölge. Sağ tarafa doğru çektiğimde fiyatın tepki aldığı yer. O halde bunu sağ tarafa doğru uzatabilirim. 1310'a 1336 yaklaşık 20 dolarlık bir alan. Daha aşağıda bakın şurası da bir e, tepki almış bir alan gibi duruyor. Fakat burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bitcoin'de bu alan birazcık daha bakın sarı çizgiyle mavi alan birbirinden birazcık Pardon şurası şu sarı çizgiyle şu alan birbirinden bir parça uzaktı. Ethereum'da bu birazcık daha yakın. Dolayısıyla bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Karar vermek için daha dar bir alanımız var. Bu Ethereum tarafında birazcık daha olumlu olduğunu gösteriyor. Yani karar kısmını buradan verebiliriz anlamına geliyor. Bu bölge arasına geldiğinde fiyatın burada yapacağı paterne göre aşağıya da yukarı yönlü ne tarafa gideceğine karar verebiliriz. O halde burada bu arada bir saatlik grafikte gözüme çarpan bir bölge daha var. O da şurası. Fiyatın 3 kere alt, bu seviyenin altına indikten sonra bakın şunun altına indikten sonra 3 kez test edip 3. de buradan yıkıldığı bir seviyede var. O halde 1226 o da yaklaşık olarak. Bu seviyeyi de grafiklerde işaretlemekte yarar var. 1200 diyebiliriz yaklaşık olarak. Burası Ethereum'da da yine karar bölgesi. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi. Bitcoin'de de buradaki sarı alanla 17.000 ile yaklaşık 17.600 dolar arasındaki bölge bizim için karar bölgesiydi. Tamam mı? Ethereum tarafında bir soru var mı dostlar? <laughs> Ethereum'da tekrardan günlükte 1175 bölgesine geri çekilme görebilir miyiz? Ee, Valla oralara kadar e, bir geri çekilme olur mu bilmiyorum. Yani benim öyle bir tahminim yok. Ama yaklaşık şuralar. Bakın şunu göstereyim. Veç hareketinin kırıldıktan sonra yani geri dönme halinde nereye kadar inebilir? Maksimum 1150 dolarlara falan inebilir diye tahmin ediyorum. Bunun altına pek de ineceğini düşünmüyorum. FED tutanaklarını nasıl gözlemliyorsunuz hocam? Fiyata etkileri açısından. Bakmadım. Bir bilgim yok yani şu anda FED tutanakları hakkında. Şu an pek de önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, özellikle kripto para tarafında e, geçen hafta ve ondan önceki hafta çok ciddi likidite e, likidite avı olduğu kanaatindeyim. Piyasayı güzel bir salladılar. Şu anda da etkiye tepki mahiyetinde. Yani bir topu böyle ne kadar yüksekten atarsanız o topu o kadar yukarı zıplar gibi düşünebilirsiniz. Biraz etkiye tepki durumu var piyasanın kalkışında. Ben öyle okuyorum şu anda piyasayı. Diyeyim. Alıcı sayısında artış var mı? Bir de borsa sayısı azaldı. Bu durumda borsalar fiyatı belirlemekte daha etkin mi olur? Ee, şey konusunda bir bilgim yok. Alıcı sayısında talep tarafında bir artış var mı konusunda bilgim yok. Fakat borsa sayısında bir azalma gerçekleşmesi pek iyi bir şey değildir. Birazcık böyle tekelcilik oluşmasına sebep olabilir piyasada. Bu da aslında pek istediğimiz bir şey değildir piyasalarda. Yani tek bir borsanın market yapıcı olarak var olması aynı zamanda piyasayı kolayca manipüle edebileceği anlamına da gelir. <laughs> Bu arada bugün beni e, birisi bir tweet'e etiketlemişti. Onu göstermek istiyorum. Crypto Philosopher e, şu tweet'e etiketlemiş. Kerim Kalender paylaşmış. E, Semin bir çalışanlarına yazdığı mektupta FTX'in neden çöktüğü ne dair. Bunu ben günlerce anlattım. insanlar bana kızdılar. Ben CZ'yi suçluyorum diye. Halbuki ben CZ'yi suçlarken Sem suçsuzdur anlamında bir şey söylemiyorum. Elbette Sem'in bazı hataları var ama bunları ben ee, Sem kadar suçlu değil en azından benim gözümde öyle söyleyeyim. Bunu bir okuyalım. Bence bu önemli. O yüzden hani gelecek konusunda da bize bilgi verebilecek bir şey olduğu için okumak istiyorum. Her şey ilkbaharda piyasanın çökmesiyle başladı. Bunu geçen yayında anlatmıştım. E, bir tweetim vardı. E, piyasanın çöküşüyle alakalı şöyle göstereyim onu da şuradan şuna bakacağız ama bakın şu tweet hesabımda 16 milyar dolar değerinde FTT varken margin call seviyesi %20 olan bir aracıda FTT fiyatı 25 dolarken FTT teminat göstererek bitcoin fiyatı 20 bin dolarken açmış olduğum 5 milyar dolar büyüklüğünde cross bitcoin long pozisyonumda Bitcoin fiyatı 16.000 dolara düştüğünde FTT fiyatı kaç dolara düşerse margin kol alırım. Pozisyonu açarken kaldır açım kaçtır? Margin kol aldığımda kaldır açım kaçtır? Diye bir tweet atmıştım ve bunu bir canlı yayında anlatmıştım. YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Canlı yayınlar bölümüne giderseniz bulabilirsiniz. Orada meseleyi anlatmıştım. Ben bunu söylerken insanlar bana karşı çıkıyorlardı. Yani ben ee, CZ bu meselenin asıl suçlusudur derken İnsanlar bana kızıyorlardı. Bakın burada da yazmıştım. Hikaye ilk günden beri bu kadar. Önce CZ, sonra onun paralı köpekliğini yapan globaldeki kripto hesapları el birliğiyle Semin zayıf pozisyon dengesini kullanıp onu yediler. Binlerce aptal da cehaletinden ya da işine öyle geldiği için bunu aç, e, bunu alkışladı. E, cehalet kısmı şu, bunu bilmeyenler olabilir. Eyvallah. Fakat işine geldiği için olan kısım asıl kötü kısım bence. Çünkü özellikle Semin borsa tarafındaki rakipleri. Yine aynı zamanda SEM'in desteklediği projelerin rakipleri. Ne demek bu? işte SEM atıyorum kafadan neyi destekliyordu? Solana en bilindik. Solana'yı destekliyor. Solana'nın rakip projeleri işte oh iyi oldu SEM'e falan gibi böyle. Bunu alkışlama şeyine giriyorlar. Bence bu adil bir tavır değil özellikle global kripto twitter adamın masasındaki tuzluğun içinde hangi uyuşturucu olduğundan şirketin ceosu bir seks hayatı olduğuna kadar girmedik konu bırakmayarak ne kadar alçak ve aşağılık olduğunu da göstermiş oldu bu alçakları alkışlamayın diye yazdım ve bunu yazmamın üzerine yüzlerce insan bakın şaka yapmıyorum yüzlerce insan beni takipten çıktı hiç önemli değil benim için yani beni takip edip etmemeleri önem umurumda değil fakat demeye çalıştığımı anlayın burada ortada olan bir aşağılık bir durumu dile getirdiğim için insanlar bana kızdılar. Burada mesela müşteri fonlarıyla pozisyona girmek ne derece doğru demiş. Bu arkadaşı bilgi eksikliğinden dolayı bir şey demiyorum bu arkadaşa. Yani öyle biliyor olabilir. Müşteri fonlarıyla bir şeyler almak olarak biliyor olabilir ama işin aslı o da değil. Bakın burada yazıyorum zaten. Sen borsanın parasıyla 100x poz alırken sorun yok. Onlar senin paranla işlem alınca sorun var öyle mi? İlginç ki yaptıkları şey senin paranla işlem almak da değil de neyse diye yazıyorum. Yani aslında buradaki iki cümlenin ikisinde de sorun var. Yani bilgi olarak böyle değil. Sen borsanın parasıyla 100x pozisyon almıyorsun bu bir. Onlar senin paranla pozisyon almıyorlar. Bu iki. İkisi de yanlış yani. Anladınız mı? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun ama öldüğüne inanmıyorsun diye yazmıştım. Bu tweet'i insanlar işte şey olarak değerlendirdiler. İşte borsa bizim paramızı mı kullanıyor? Biz onun parasını mı kullanıyoruz gibi değerlendi. Halbuki mesele bu değil. Dediğim gibi videoyu izlerseniz şu tweetle alakalı. Şu tweetle alakalı videoyu izlerseniz YouTube kanalında canlı yayın olarak var. İzlerseniz meseleyi anlayacaksınız ne olduğunu. Yani FTT teminat gösterdiğimde FTT'nin fiyatı düşüyorsa benim teminatım da düşüyor ve margin kol hatta likide bile olabilirim. Şimdi buraya gelelim. Ardından krediler eridi. Yani alınan borçlar eridi ve müşterilerin fonlarını topluca çekmesiyle sona erdi. Bakın şurada müşterilerin fonlarını topluca çekmesi ibaresi doğrudan doğruya bakın doğrudan doğruya CZ'nin atmış olduğu bir tweet'in sonucudur. CZ bu mesele ortaya çıktığında ilk işte FTT satacağız dedi önce. İlk food öyleydi. Food ne demek? Fear, uncertainty ve doubt. Yani korku, belirsizlik Üçüncüsünün anlamı aklıma gelmedi Türkçesi şu anda ama korku ve belirsizlik diyebiliriz. Hadi ona. Şimdi ben milyonlarca takipçim varken ve kriptoda bir borsanın sahibiyken çıkıp elimdeki bütün FTT'leri satmaya karar verdim dersem insanlar şunu bir sorarlar. Niye ya? Yani niye acaba bu elimdeki FTT'leri satmaya karar verdi diye. Tamam mı? Dope şüphe demekmiş. Can yazmış. Teşekkür ederim. Ee, i̇kinci şey üzerine. Yine CZ tweet attı ve FTX'te para çekimlerinin kapatıldığını iddia etti. İnsanların yine kalbine kuşku soktu. Bunun üzerine insanlar korkup paralarını çekmeye çalıştılar. Bakın buradaki cümleyi iyi okumak lazım. Her şey ilk barda piyasanın çökmesiyle başladı. Piyasa çökmeye başlayınca ne oluyor? Teminatların, onların teminat olarak ortaya koymuş oldukları varlıkların değerinde bir azalma oluyor. Bu bir. İkincisi ardından krediler eridi. Yani alınan borçları düşünün. Tamam mı? Bu borçlar finansal sistemde leverage olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Ne oluyor? De leverage oluyor. Yani sizin ya borcunuzu ödeyeceksiniz, tamam mı? Ya da o borçları bir şekilde eritiyorsunuz ve de leveraginge uğruyorsunuz, tamam mı? Bu da bir kenarda. Ve müşterinin fonlarını topluca çekmesiyle sona erdi diyor bu hikaye. Yani insanlar kendi paralarını da dışarı çıkartmaya başladıklarında zaten mevcut olan bir likidite krizini bildiğim benzin döktüler üstüne diyor. Bu bir. FTX'in zayıf marjin yönetimi ve risk kontrolleri nihayetinde şirketin iflas koruma başvurusunda bulunmasına neden oldu. Yani şirket iflas etmesin diye, likide olmasın diye şirketin bütün faaliyetini bir anda durdurduk diyor. Bak, bütün faaliyetini bir anda durdurduk diyor. Şimdi yapılan şey şu aslında. Bugün Bitcoin tekrar yükselmeye başlasa Belki de pozisyon ya da piyasa yükselmeye başlasa pozisyonları normale dönecek ve aslında kimsenin parasına da bir şey olmayacak. Burada kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir gerçek var. Ne demek o? Bugün siz bir hafta sonra doların yükseleceğini düşünün. Öyle kanaat getirin. Birisi size bunu ikna etsin. Bugün hemen yarın gider dolar alırsınız. Dolayısıyla bir hafta sonra yükselecek doları örneğin dediniz ki dolar bir hafta sonra 35 olacak dediniz ve herkesi de buna bir şekilde inandırdınız. Eğer herkesi buna inandırırsanız yarın sabah herkes kalkıp dolar almaya gider. Dolar bugünden 35'e doğru yola çıkmaya başlar. Tamam mı? Kendini gerçekleştiren kehanet. Aynı şey tam tersi. Dolar yarın e, 5 5 liraya düşecek deyin. Yarın sabah herkes kalkıp dolarını satmaya gider. Bu beklentidir. Ve piyasalarda bir algı yönetimidir. Piyasada algı yönetimini iyi yaparsanız, insanların e, şeylerini korursanız, güvenlerini korursanız, piyasayı da korumuş olursunuz bir nevi. Şimdi bugün, geçenlerde bunun örneğini de vermiştim faiz arttırımı mesela. Niye hemen yapılmadı da belli bir zaman sonra yapıldı? Çünkü o gün beklenti şuydu. Pandemi bu kadar uzun sürmeyecek. Bu kadar uzun sürmediği için, sürmeyeceği için biz bugün gidip de faizi yükselterek insanların algısını bir şeyler kötü gidiyor ya çevirmeyelim. Üstelik faizi yükseltmeyi de tek seferde yapmak yerine kademeli kademeli yavaş yavaş yani o aynı şey deneyi vardır ya kurbağayı böyle öyle bir söylenti vardır. Onu doğru mu bilmiyorum da neyse. Kurbağayı böyle tencereye atarsın, yavaş yavaş ısıtırsın suyu. Kurbağa kaynadığını anlamaz. Bir nevi onun gibi düşünün. Eğer bu değişim yavaş yavaş olsaydı, örneğin FTX'teki likidite sorunu belli bazı yavaş yavaş adımlarla ortaya çıkartılsaydı, şu an yaşadığımız şeylerin birçoğunu yaşamıyor olurduk. Fakat birisi çıkıp CZ gibi bir dolandırıcı çıkıp bunu söylemekten hiç çekinmiyorum arkadaşlar. Çünkü CZ'nin dolandırıcı olduğunu geçmişte defalarca kendi borsasında ...ne üdüğü belirsiz, hiçbir şey olmayan ürünleri alıp... E, ...onlardan para aldığı için, onlardan coin aldığı için listeleyip... ...kullanıcıların defalarca mağdur olmasına sebep olduğunu... ...bu piyasada ciddi, en son bu olayda bunun artık mumudur... ...piyasayı manipüle ettiğine eminim. Aynı Elon Musk gibi, aynı işte e, piyasada manipülasyon yapan diğerlere gibi. Bunların her zaman karşısında duracağım ben. Hiçbir zaman... Elon Musk zamanında da söylemiştim. Bakın o zaman da tam tersi vardı. Piyasaya food yaymak yerine FOMO çıkartıyordu. Yani insanlara böyle gaz veriyordu. Doge meselesinde. O zaman da aynı şeyi söylüyordum. Arkadaşlar bu sevinilecek bir şey değil. Bitcoin'i birinin bir lafıyla bir tweetiyle yükselmesi Bitcoin'in iyi bir şey değil. Piyasaların doğasına aykırı bu. Bu bize... Ee... Daha sonrasında daha kötü bir şekilde geri dönecek. Bu iyi bir piyasanın alameti değildir. Piyasa bir adamın lafıyla, bir grubun lafıyla hareket etmemelidir. Bana soracak olursanız FTX yargılanmalı fakat CZ de yargılanmalı. Çünkü burada birçok insanın mağdur olmasına ee, sebep olanlardan bir tanesi de CZ'dir. Çünkü bu olay bu şekilde böyle halka duyurulup ortada bir fut çıkartıp ee, tabiri caizse aptal gibi... İleri görüşlülüğü sıfır bir şekilde yapılacak bir iş değildir. Bu adamlar bu piyasada yetkin adamlar değiller. Bu bir kenarda bunun olmasını asla istemedim. Ne margin pozisyonunun tam kapsamının ne de birbirinin bağlı olduğu bir çöküşün yarattığı riskin büyüklüğünün farkındaydım. İkisinin de farkında değildim diyor. Beklediğimizin dışında bir şey oldu diyor. Krediler ve ikincil satışlar büyük miktarlardaki kişisel tüketim için değil, Binance'in satın alınması da dahil olmak üzere genellikle işletmeye yeniden yatırım yapmak için kullanılıyordu. FTX'in bahar yaklaşık bu bahar yaklaşık 60 milyar dolar büyüklüğünde teminatı ve 2 milyar dolar yükümlülüğü vardı ilginç bir detay burası. FTX'in bahar ayında 60 milyar dolar değerinde teminatı, varlığı varmış. Yani elindeki malların değeri 60 milyar dolar. Tamam mı? Bu birçok şey olabilir. Bitcoin olabilir, USDT olabilir, FTT olabilir, Solana olabilir. Dolayısıyla teminatlarının değeri düştüğünde yani Bitcoin hepsini Bitcoin olarak tutuyor varsayalım 60 milyar doları. Bitcoin 60 binden 30 bine düştüğü anda sizin teminatınız 60 milyar dolardan 30 milyara düşmüş demektir. Tamam mı? Bu da bir cepte. 2 milyar dolarda yükümlülükleri varmış. Yükümlülükler de aynı mantıkla artabilir. Tamam mı? Bu da cepte. Ancak piyasa çöküşü teminatın değerinin yarıya inmesine anlamına geliyordu. Demin söylediğim şey. Yani piyasanın çökmesi demek teminat varlık olarak tutulan kripto paraların değerinde düşüş meydana geldiğinde e, mevcut teminatında 60 dolar milyar dolarında yarıya düşmesi anlamına geliyor. Bu da cepte. Sektördeki kredilerin erimesi FTX'in teminatının yaklaşık 25 milyar değerinde olduğu ancak yükümlülüklerinin 8 milyar dolara yükseldiği anlamına geliyordu. Yani demin anlattığım şey 60 milyar dolar zannedilen teminat 25 milyar dolara düşmüş. 2 milyar dolar zannedilen yükümlülük 8 milyar dolara düşmüş. Yani iki tarafta da bir böyle hareket var tamam mı? Bu da cepte. Şimdi dostlar ee, bu durum peki semi nasıl değerlendirmemiz gerekebilir bu durumda? Dolandırıcı diye mi değerlendirmemiz gerekir? Yoksa? yanlış yönetmiş diye mi ya da yanlış yönetmiş, iyi yönetememiş, risk yönetimini iyi yapamamış, kriz yönetimini iyi yapamamış diye mi değerlendirmek gerekir? Ben böyle bir durumu, bakın şu an söyleyeceğim şey, altını çizeyim ki sonradan şey olmasın, altını çiziyorum şu an söyleyeceğim şeyin, mevcut bilgilerle, ben bu şartlarda dolandırıcı olarak değerlendirmem. Ha mahkeme yapılır. Gerçekten bir hukuksuzluk ortaya çıkarsa bu fikrimi değiştiririm. Hiç gocunmam bundan. Ama mevcut şartlarda mevcut şartlarda şu anki durum yanlış yönetim tamam mı yanlış yönetim öngörüsüzlük düzgün hesaplamamak yani iş iş bilmezlik olarak değerlendirin fakat bunu kötü niyet ya da dolandırıcılık kasten dolandırıcılık olarak değerlendirmem. Devamında Kasım ayındaki bir başka çöküş teminatın altın değerinde %50'lik bir azalmaya daha yol açtı ve o sırada 17 milyar dolara geriledi. Teminatlar 17 milyar dolara gerilemiş. Ardından kullanıcıların varlıklarını bankalara çekmesi teminatı 9 milyar dolara düşürdü. Her şeyi hızlıca toparlayacak olursam hiçbir şeyin farkında değildim. Zaten bu adamın bütün suçu da bu. Farkında olmaması. Hırsızlık resmen demişsin Gökhan. Ben hırsızlık olduğu kanaatinde değilim. Şöyle söyleyeyim. Şirketler bugün gidin. Ee, bankalar ellerinde tutmuş oldukları müşteri mevduatlarını teminat göstererek kredi alırlar. Bakın benim şu kadar müşterim var. Müşterilerin bende şu kadar mevduatı var. Ben şöyle güçlü bankayım, şöyle güvenilir bankayım diyerek kredi alırlar. Yine aynı şekilde şirketler sahip oldukları arabaları, binaları, şirketteki birçok şeyi teminat göstererek ellerinde tutmuş oldukları hisse senetlerini, tahvilleri, Örneğin benim elimde devlet tahvili var. Ben gidip bunu teminat gösterip teminat varlık olarak gösterip kredi çekebilirim. Örneğin elimdeki tahvil 100 lira ediyor bugün. Diyorum ki bak benim elimde 100 liralık tahvil var. Bana diyorum bir 20 lira kredi verir misin? Tamam, verelim sana kredi dedi banka. Sonra benim elimdeki tahvil her nedense bir şey oldu ve 100 liralık tahvil bir anda 20 liraya düştü. Hayda, şimdi banka bana sormayacak mı? Sen bana teminat olarak teminat varlık olarak gösterdiğin tahvil geldiğinde 100 liraydı. Artık 20 lira ediyor. Hadi bakalım sana margin call. Teminat teminat çağrısı gibi. Aynı şekilde. Ee, Gökhan demiş ki zayı, e, Selim demiş ki zayıf noktasını bulup yok ettiler demiş. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. CZ'nin bunu fark ettikten sonra kullandığını ve rakibini yok etmeye çalıştığını düşünüyorum. Gökhan demiş ki güzel kardeşim seni severek takip ediyorum. Bence bu şekilde yapıp ayıplarını örtmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Benim de kaldı içeride para. Arkadaşlar ben kimsenin ayıbını örtmeye çalışmıyorum. Benim FTX'te hepinizden daha çok param kaldı. Buna emin olabilirsiniz. Fakat ben gerçeğin ne olduğunu görüyorum. Eğer gerçeğin ne olduğunu görmezsem birincisi haksızlık etmiş olurum. İkincisi aynı hataya gelecekte bir daha düşebilirim. Şu an insanlar Aynı o atasözünde olduğu gibi hani derler ya denize düşen yılana sarılır diye. Aynen öyle denize düşmüşler ve CZ'ye sarılıyorlar. Bir bankaya da bütün müşteriler koşup para çekmeye gitse aynısı yaşanır zaten istediği kadar gücü olsun. Evet ona da bank run ismi veriliyor ama oradaki durum birazcık farklı. Bunun bir benzerini geçmişteki finansal krizlerde yaşadık. Belki hatırlarsınız hükümetlerin bankaları kurtarma operasyonu vardı. Aslında bu kurtarma operasyonlarının bir benzeri şu an FTX'e yapılabilirdi ama FTX regüle bir borsa olmadığı için kripto paralar devletler nezdinde ee, değerlendirilmediği için regüle bir şekilde ee, şu anda ne yazık ki böyle bir şey gerçekleşmiyor. Risk limiti bırakıyorlar bankalarda hepsini çekemiyoruz mesela. Evet yani farklı farklı şeyleri var. Sizlere tavsiyem. Sizlere tavsiyem. Bakın. Bunu profilime de astım. Her yayında neredeyse hatırlatıyorum artık. Bakın şu. Aydınlanma insanın kendi iradesiyle düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Ergin olmama durumu insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. Arkadaşlar ben dahil hiç kimsenin ne sosyal medyada, ne YouTube'da, ne internette, ne haberde, ne şurada, ne burada kendi aklınızla muhakeme etmeden hiçbir şeye karar vermeyin. O böyle diyormuş, şu böyle diyormuş, bilmem kim de şunu yapmış. Kendiniz eğer ben bu e, iktisat alanında, ekonomi alanında, borsa alanında bir ahkamda bulunacağım diyorsanız öncelikle bu konuda kendinizi geliştireceksiniz. Bu konuda bir okuma yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra insanların söylemiş oldukları şeyleri dinleyeceksiniz. Bakın dinlememezlik edeceksiniz demiyorum. Dinleyeceksiniz. Fakat yine sonuç olarak hükmü siz vereceksiniz. Şunun söylediği şeyin şurası doğrudur, şurası yanlıştır. Bir insanın söylediği şeylerin hepsi de doğru olmayabilir. Örneğin ben burada 10 cümle kullanırım. Belki 7 tanesi doğrudur, 3 tanesi yanlıştır. Değil mi? Benden daha iyi bilen birisi o 3 tane yanlışı görüp daha doğru bir şekilde düşünüp atıyorum 20 cümle kurup belki de 18 tanesini doğru söyleyip 2 tanesini yine yanılabilir. Biz insanız yanılacağız elbette. Fakat e, hiçbir şey bilmiyorum ben borsaya dair. Ya insanlar paraları likit olduklarında yani borsada likit olduklarında paralarının borsaya gittiklerini zannediyorlar. Ve bu adamlar gelip bana itiraz ediyorlar benim burada yazdığım şeye. Yahu paran borsaya gitmiyor. Bir kere onu çözmemiz lazım. Yani sen likit olduğunda bir pozisyonun likit olduğunda senin paran borsaya gitmiyor. Adam zannediyor ki ben likit olduğumda borsa para kazanıyor. Borsa beni likit etmeye çalışıyor diye zannediyor. Halbuki mesele öyle değil. Fakat borsa seni likit etmek ister mi? Evet, ister. Neden ister? Orası ayrı bir konunun tartışmanın e, şeyi bilgisi. Fakat borsa seni likit ettiği zaman kendisi bundan senin kaybettiğin parayı kazanmaz. Böyle bir şey yok. Senin orada kapanmış olan pozisyonun yani likide olarak kapanmış olan pozisyonun bir başka kullanıcıya bir transaction işlem olarak gider. Örneğin 100 liralık long pozisyon açtın. Pozisyon düştü. 100 lira teminat koymuştun. 10 kaldıraç kullanmıştın. %10 düştü 100 liran gitti. Senin burada giden 100 liran aslında bir yere gitmiyor. Bir başka kullanıcı 100 liralık e alım yaptığı için senin alım pozisyonun likide olduğunda satış pozisyonuna dönüşüyor. Senin satış pozisyonun bir başkasının alım pozisyonu olduğu için senin elinde tutmuş olduğun varlık karşıdaki bir başka kullanıcının alım pozisyonu oluyor. FTX'te ne kadar zarar uğradınız hocam? 2 hanemi, 3 hanemi? Bunu çok soruyorlar arkadaşlar da bunu söylememeyi tercih ediyorum. Yani. Hadi söyleyeyim. 3 haneli bir rakam. Ama meselemiz bu değil arkadaşlar. Meselemiz aynı hatalara bir kez daha düşmemek. Biz insanız. Hatalarımızdan dert, ders çıkaracağız. Çıkartmış olduğumuz bu derslerle gelecekte aynı hataları yapmamaya çalışacağız. Teknik analizde de aynı şey geçerlidir. Eğer sürekli aynı hataları yapıyorsanız Orada bir sıkıntı vardır. Kendinizi bir sorgulamanız lazım. Ben bu hatayı, aynı hatayı defalarca niye yapıyorum? Değil mi? Peki hocam umut var mı sizce hala? FTX'teki paraları soruyorsam bilmiyorum açıkçası. Bakacağız göreceğiz. Evet dostlarım yavaş yavaş yayını bitireceğim. Yayını bitirmeden önce her zamanki gibi kitap tavsiyesi. Bir Bakışta Ekonomi. Bunu geçenlerde DNR'da gördüm. Çok hoş kitap. Bunu şundan dolayı aldım. Aslında çok basit bilgiler var içerisinde. Örnek vermek gerekirse, sağ tarafta yani size göre sol taraf oluyor. Fırsat maliyeti yazıyor. Örneğin, fırsat maliyeti nedir? Bunu anlatıyor. Ee, sol tarafta işte tam rekabet nedir? Çok basit. İktisadi terimleri hızlı bir şekilde anlatıyor. Burada benim hoşuma giden şey aslında bu kitabı almamdaki sebep de o iktisat tarihine dair güzel kaynaklar veriyor bazı yerlerde. Benim bilmediğim birkaç şeyi de gördüm. Birincisi o. İkincisi de bazı meseleleri çok basit bir şekilde anlattığı için burada bilmediğim bir şey var mı diye e, açıp bakmak için aldığım bir kitap. Yine birilerine önermek için de iyi. Örneğin işte bir arkadaşım, bir tanıdığım, bir şeyim var. İşte bir, bir konu konuşuyoruz. Örneğin ne olsun? İşte şurada mesela bir tane konu seçelim. Mesela Chicago okulu. İşte Chicago okulu nedir? Hızlıca hızlıca bir bilgi vermek için bir sayfada işte hemen bir özet hatırlamak, bildiklerini hatırlamak için e, bence güzel bir kitap. Buna bakabilirsiniz. Biraz pahalı bir kitap. Yani 200 lira. Böyle ince bir kitap için birazcık pahalı bir kitap. Arkasını da göstereyim. Şöyle okumak isteyen, durdurup okumak isteyen olabilir. Şöyle önü de. İçinden de İçindeki bölümü neyse göstermeyeyim. Bu kalsın kenarda. Bir diğer kitapta aslında bu bir ders kitabı. Ee, niye bunu gösteriyorum? Benim masamdaydı bu. Geçen e, dün değil, ondan önceki bundan bir şeye bakmak için açtım. Bu bizim okulda okuduğumuz kitaplardan bir tanesi. Fatih Savaşan'ın Kamu Ekonomisi kitabı. Piyasa başarısızlığından devletin başarısızlığına diye. Kamu ekonomisi konu başlığı altında neler inceleniyor? Bundan bahsetmek gerekirse şöyle baştan başlayalım. Kamu sektörüne neden ihtiyaç vardır? Ondan sonra kamu harcamaları, kamu kesiminin büyüklüğü nasıl ölçülür, ölçülür neden büyür? Devlet ekonomi ilişkisine dair temel yaklaşımlar, refah ekonomisi, işte onun tabi altında bazı şeyler var. Ee, toplum tercihlerinin farklılaşması, kamusal mallar nedir? Kamu, kamusal malların finansmanı kim tarafından yapılmalıdır? Örneğin işte sokaktaki sokak lambası. Mesela bu bir kom kamusal maldır. Bunun şeyini kim yapmalı? Ödemesini kim yapmalı? Yani vergilerle mi alınmalı? Ya da işte belli bir zümre mi ödemeli bunu? Bunların tartışıldığı ve buna dair ee, şeylerin ee, görüşlerin, yaklaşımların irdelendiri genel böyle hatlarıyla bakılan bir şey. Dışsallıklar konusu ki önemli bir konudur. Vergilendirme de içerisine girer bunun. Ee, bazı vergilendirmelerle bu dışsallık, negatif ve pozitif dışsallığı desteklemek ve nehyetmek üzere. Yani böyle engellemek üzerine bir şeydir. Hızlıca dışsallığa mesela bir örnek vereyim. Belki ilgisi çeken olur. Bunları e, şey yaparsınız, okursunuz. Dışsallık örneğin... E, büyük motorlu araçlar bir negatif dışsallık örneği olarak verilebilir. Örneğin işte bir Ferrari satın aldınız. E, sanırım 4000 motor mu oluyor onlar? 6000 motor mu? Öyle bir motoru var. Çok büyük bir motoru var. E, bildiğiniz gibi yüksek büyük motorlar aynı zamanda karbon salınımının da yüksek olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir negatif dışsallık var. Yani herkes bu arabaları kullansa... Çok ciddi bir karbon salınımı olacak dünyaya ve negatif bir dışsallık yaratacak. Dolayısıyla devletler bu negatif dışsallığı engellemek için bunun gibi büyük motorlu araçlara daha yüksek vergiler koyarak herkesin bu araçlara erişmemesini gaye edinirler. Böylece karbon salınımını azalt, azaltmayı hedeflerler. Bir diğer örnek, bir fabrikanız var. Bu fabrikada işte bir üretim yapıyorsunuz ve işte bacanız var. Bacadan böyle Atmosfere şey atıyorsunuz pis bir madde atıyorsunuz işte ne oldu aklıma gelmedi şu anda. Eğer böyle bir durumda devlet sizin bunu yapışınızı engellemek için bazı şeyler koyabilir ek vergiler koyabilir. Ya sen bu şekilde devam edersen bu atıkları doğaya salmaya devam edersen sana ek şu kadar vergi koyuyorum diyebilir. Vergilendirme yoluyla da bunu şey yapabilir. Bazı sübvansiyonlar uygulayabilir. Bazı şeyler çıkartır kurallar çıkartır kanunlar çıkartır ve bununla da engellemeye çalışabilir. Aslında borsada birçok, yani burası işinize yarayacağını düşündüğüm bilgi. Asimetrik bilgi dediğimiz bir şey vardır piyasalarda. bu Asimetrik bilgi dediğimiz, bilgiye herkesin doğru ve tam bir şekilde erişmemesi durumu. Mesela örneğimiz piyasalarda birçok bilgiye, bir borsadan örneğin bir CS'nin eriştiği kadar bilgiye erişemiyoruz. Bu asimetrik bilgi sorununun incelendiği 10. bölüm. Monopol ve doğal tekel, tekellerden bahsediyor. Politik ekonomi. Vergilemenin gelir dağılımı ve etkinlik üzerindeki etkisi falan falan diye gidiyor. Bu kitabı da biz okulda okumuştuk. Kamu ekonomisi. Fatih Savaşan'ın arkasında da bir şey yazmıyormuş. Bu kitaba da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir ders kitabı. Okullarda okutulan biçimiyle bir ders kitabı. Ama kamu ekonomisine dair kaynak okumanızı tavsiye ederim. Benim okuldayken en sevdiğim ee, derslerden bir tanesiydi. Kamu ekonomisi. Gerçekten ilgimi çeken bir alan. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim, kamu ekonomisi ve vergilendirme ile alakalı ilk bir şeyler söyleyen tarihte yani ilk sayabileceklerimizden bir tanesidir. İlk kişi İbni Haldun'dur. İbni Haldun Mukaddimesinde Mukaddime adlı bir eseri var. İlk defa o aslında iktisadi anlamda e, temel şeyleri dile getirmiş çok kıymetli bir e, kişidir İbni Haldun. Hatta İbni Haldun'un e, kitabı sanırım 8-9 ciltlik bir kitabı vardı ama ismi hatırıma gelmedi. Hemen bakalım. Bunun bir giriş bölümü var, mukaddime diye. Şu an her yerde bulabilirsiniz. Kitabın tamamını bulmak zor diğer ciltlerini ama mukaddime bölümünün kendisi bile birçok yabancı dile yani Batı dillerine çevrilmiş bir kitap. İşte İspanyolca, Fransızca, bildiğim kadarıyla İtalyanca gibi dillere çevrilmiş ve 15-16. yüzyılda kıymet verilmiş eserlerden bir tanesi. Ona da bakabilirsiniz mesela. Mukaddime'ye de bakabilirsiniz İbni Haldun'un. Evet dostlar. Bugünlük konuşacaklarımız bu kadar. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım... ...bu yayınlardan bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Eğer bu yayınları faydalı buluyorsanız... ...yayınları beğenmeyi... ...yayınlar bittikten sonra... ...videonun altına, videoya dönüşüyor ya... ...orada yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bu canlı yayınların... ...daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Ve bu konuları daha iyi tartışmamızı, daha çok böyle üzerine düşünmemizi sağlıyor. Eğer bir itirazınız varsa burada anlattığım şeylerle alakalı. Lütfen yorumlarınızı ve eleştirilerinizi yazmaktan çekinmeyin. Hiçbir zaman eleştiriye karşı değilim. Benim yanlışımı söylerseniz ve ben bunu fark edersem sevinirim. Bana küfür ederseniz bunu kabul etmem, sizi engellerim ama sizi dava etmem, onu da söyleyeyim. Yani bana küfür edebilirsiniz. Dava etmem sizi ama sizi engellerim bir daha bana ulaşamazsınız yani ne Twitter'dan ne şeyden. Küfre karşı değilim, hakarete de karşı değilim. Eğer mesela böyle kötü söze karşı değilim, eleştirilerinizi yazabilirsiniz ama küfür etmeye izin vermem, engellerim sizi. Onun dışında bütün eleştirilerinizi her zaman her daim hem videolarımın altına hem Twitter'da yazdığım tweetlerin altına eğer benim düşünceme katılmıyorsanız bunu yazmanızı ve bu argümanlarıyla birlikte yazmanızı. Y'lerim. tercih ederim. Diyim ve bu yayını burada bitirelim. Tekrar hatırlatmak gerekirse, videonun açıklama kısmında Prime XBT'nin linki var. 1000 dolar ve üzeri bir para yüklemesi yapmaya karar verirseniz lütfen bugün bana bir mesaj gönderin. elimde 5 tane kod var. 1000 dolarlık yüklemeye 250 dolarlık bir ek bakiye tanımlanıyor. bu koddan faydalanabilirsiniz eğer işlem yapmak isterseniz Prime PrimeXBT'de Prime XBT'de Bildiğiniz gibi daha önce çok defa anlatmıştım. Kısaca özetini geçeyim. PrimeXBT'de hem Forex paritelerinde hem de kripto paralarda e, alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz. E, benim de 2 yıldan uzun bir süredir bildiğim, kullandığım borsalardan bir tanesi. Fakat diğer bütün borsalar gibi %100 e, her şeyimi emanet edeceğim bir borsa değil. Ama güvendiğim borsalardan bir tanesi. Tamam. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.